Herkese merhaba. Okuma, kelime bilgisi ve telaffuz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde birlikte bir hikaye okuyacağız. Okumada geçen önemli kelimeleri ve İngilizce yapıları detaylı inceleyerek öğreneceğiz. Hadi dersimize başlayalım. Bugünün hikayesi Rules are Rules. In Paris subway, a pregnant woman walked the wrong way. She took a shortcut to save time, but a station inspector caught her. The woman paid some money because she didn't use the right way. The inspector said the woman did not follow the rules. He said the rules help people get to trains or out of stations. There are many walk this way signs in the stations, but people sometimes don't see them. When you are pregnant, it can be more difficult. Many people on social media are angry because they think it is an easy mistake to make. The subway inspector said rules are rules. The woman said, I didn't see the sign. I was walking and this man stopped me. I didn't know it was the wrong way. I will be more careful next time. Evet, hikayemizi okuduk. Şimdi metnimizin detaylı incelemesine geçelim. Rules are rules. Kural kuraldır. In Paris subway, a pregnant woman walked the wrong way. Paris metrosunda hamile bir kadın yanlış yolda yürüdü. Burada kullanılmış olan way bir şekil ya da bir yol olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Burada kullanılan way kelimesinin doğru anlamı ise yol. The wrong way yanlış yol anlamına gelir. Wrong bir sıfat olarak way yol kelimesini nitelemiştir. She took a shortcut to save time but a station inspector caught her. Zaman kazanmak için kestirmeden gitti. Ama bir istasyon müfettişi onu yakaladı. Burada kullanılmış olan took fiili aslında take almak fiilinin düzensiz bir şekilde geçmiş zamanda çekimlenmiş halidir. Take geçmiş zamanda took olarak kullanılır. A shortcut ise kestirme anlamına gelir. A shortcut kestirme kelimesi took yani take fiiliyle kullanıldığında kestirmeden gitmek, kestirmeyi tercih etmek anlamlarına gelebilir. She took a shortcut. Kestirmeden gitti anlamındadır. Save kelimesi ise bir fiildir. Kurtarmak, kaydetmek olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Ancak burada save time, zaman kazanmak olarak çevrilmelidir. Save time fiilinin to ile kullanılması zaman kazanmak için anlamı vermektedir. Bu şekilde kullanılan to ve ardından kullanılan fiilin yalın hali make için anlamlarına gelir. She took a shortcut to save time. Zaman kazanmak için kestirmeden gitti anlamındadır. Cümlenin devamında kullanılan inspector, müfettiş ya da kontrol eden kişi anlamındadır. Station inspector ise istasyon müfettişi demektir. Ya da istasyonlarda etrafı kontrol eden insanlara denir. Devamında kullanılan caught ise yakalamak demektir ve catch fiili düzensiz bir şekilde geçmiş zamanda caught olarak kullanılır. Hemen ardından kullanılan her bir nesne zamiridir. Onu olarak Türkçe'ye çevrilebilir. A station inspector caught her. Bir istasyon müfettişi onu yakaladı olarak Türkçe'ye çevrilebilir. The woman paid some money because she didn't use the right way. Kadın biraz para ödedi çünkü doğru yolu kullanmadı. Burada kullanılmış olan paid aslında pay fiilinin geçmiş zamanda düzensiz olarak kullanılmasıdır. Pay fiili düzensiz bir fiil olduğu için geçmiş zamanda paid olarak kullanılır. Money para demektir. Sayılamayan bir isim olduğu için some miktar belirleyicisiyle kullanılmıştır. Some money biraz para anlamına gelir. Cümlenin devamında kullanılan didn't use ise geçmiş zamanda olumsuz cümle yapısıdır. Geçmiş zamanda eylemlerle yani fiillerle kurulan bir cümleyi olumsuz yapmak istediğimizde did yardımcı fiiline not ekleyerek kullanırız. Kısaca didn't olarak kullanmak da mümkündür. Did not ya da didn't olumsuzluk belirten yardımcı fiilinden sonra fiilin birinci hali kullanılır. She didn't use kullanmadı anlamındadır. The right way ise doğru yol demektir.
The inspector said the woman did not follow the rules. Müfettiş, kadının kurallara uymadığını söyledi. Burada kullanılan inspector cümlenin öznesidir. Müfettiş ya da kontrol eden kimse. Said ise say, söylemek fiilinin düzensiz olarak geçmiş zamanda çekimlenmiş halidir. The inspector said, müfettiş söyledi anlamına gelir. Müfettişin ne söylediği bir isim cümleceği içerisinde reported speech dediğimiz dolaylı anlatımını kullanılmıştır. The inspector said, müfettiş dedi ya da söyledi. The woman did not follow the rules. Kadının kurallara uymadığını. Burada isim cümleci yani reported speech dolaylı anlatım yapısının içerisinde the woman kadın özne did not follow takip etmedi geçmiş zamanda olumsuz yapı the rules ise kurallar nesne durumundadır. He said the rules help people get the trains or out of stations. Kuralların insanların trenlere binmesine veya istasyonlardan çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi. Burada kullanılan yine bir reported speech yani bir dolaylı anlatım söz konusudur. He said, o söyledi, o dedi. Neyin söylendiği, neyin denildiği ise hemen said fiilinden sonra isim cümleci yani reported speech dolaylı anlatım yapısının içindedir. The rules help people. Kuralların insanlara yardım ettiği. İnsanlara nasıl yardım edildiği ise help people get to yani help someone do yapısıyla belirtilmiştir. Birine bir şey yapmak için yardım etmek yapısını kullanmak istediğimizde help fiilin hemen sonrasında kişi, daha sonra ise fiilin yalın hali kullanılabilir. Get to ulaşmak, varmak, binmek olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Out of ise dan çıkmak, dan uzaklaşmak, dan dışarı çıkmak olarak Türkçe'ye çevrilebilir. There are many walk this way signs in the stations, but people sometimes don't see them. İstasyonlarda birçok bu taraftan yürü levhası var ama insanlar bazen onları görmüyor. Burada kullanılmış olan sign, işaret levhası, uyarı levhası, sembol, işaret olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Sayılabilen bir isim olduğu için S da kısalarak çoğu kullanılmıştır. Cümlenin sonunda kullanılan them ise onları ya da onlara olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Bir nesne zamiridir. When you are pregnant, it can be more difficult. Hamileyken daha zor olabilir. Burada kullanılmış olan when bir zaman cümleciği kelimesidir. Zaman cümlecikleri ana cümlecikteki eylemin ne zaman yapıldığını belirtir. When you are pregnant, sen hamileyken olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Zaman cümleciklerin içerisinde özne, fiil, nesne yapısı mümkündür. Türkçe'ye sen hamileyken ya da sen öznesini düşürüp hamileyken olarak çevirmek mümkündür. Many people on social media are angry because they think it is an easy mistake to make. Sosyal medyadaki birçok insan kızgın çünkü bunun yapılması basit bir hata olduğunu düşünüyor. Burada kullanılmış olan social media, sosyal medya demektir. Sosyal medyada demek için on ön edatı kullanılır. On social media, sosyal medyada olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Ana cümlecikten sonra gelen because, çünkü yapısından sonra bir zarf cümleciği vardır. Because, çünkü kelimesinden sonra ana cümlecikteki eylemin nedeni anlatılır. They think it is an easy mistake to make cümleciğinde. They think, onlar düşünür, onlar düşünüyorlar. Öznesi ve fiilinden sonra onların ne düşündüğü bir isim cümleciği ile belirtilmiştir. İsim cümleciklerin içerisinde özne, yüklem, nesne, yer ve zaman yapısını görmek mümkündür. Burada kullanılan isim cümleciğinde think ve it kelimelerinin arasında kullanılan that kelimesi cümleden atılmıştır. Aslında they think that it is an easy mistake to make
yapısındaki that düşmüş ve insanların düşündüğü şey it is an easy mistake to make, yani bunun yapılması basit bir hata olduğunu cümlecidir. The subway inspector said rules are rules. The woman said, I didn't see the sign. I was walking and this man stopped me. Metro müfettişi, kural kuraldır dedi. Kadın, işareti görmedim. Yürüyordum ve bu adam beni durdurdu dedi. İkinci cümlede kullanılmış olan the woman said yapısından sonra söylenen şeyin direct aktarıldığını görüyoruz. Yani tırnak içinde söylenen şey belirtilirse bu direct speech, yani direkt aktarım olur. Direct speech, yani direkt aktarım cümlecinin en sonunda kullanılan stop, durdurmak demektir. Stop fiili düzenli bir fiildir ve geçmiş zamanda ed eklenerek çekinilir. Ancak sondaki p sesi ikiler. Stopped olarak telaffuz edilir. Durdurulan şeyin ne olduğu ise me nesne zamiriyle belirtilmiştir. Me nesne zamiri beni, bana olarak Türkçe'ye çevrilir. I didn't know it was the wrong way. Yanlış yol olduğunu bilmiyordum. Burada I didn't know yine geçmiş zamanda olumsuz bir cümle yapısıdır. Olumsuz cümle yapmak için geçmiş zamanda did yardımcı fiili ve not eki, yani kısaca didn't ve ardından know fiilinin birinci hali kullanılmıştır. I didn't know, bilmiyordum diye Türkçe'ye çevrilebilir. Neyin bilinmediği ise yine bir isim cümleciyle belirtilmiştir. It was the wrong way, yanlış yol olduğunu anlamındadır. Yine bu cümlede de görüldüğü üzere isim cümlecinin içerisinde özne it, fiil was geçmiş zamanda ve nesne the wrong way kullanılmıştır. I will be more careful next time. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Burada kullanılmış olan will, ecek, acak ekidir ve gelecek zamanı belirtir. Will yardımcı fiilinden sonra fiilin yalın hali kullanılır. Burada kullanılmış olan fiil be olmak fiilidir. I will be olacağım demektir. Will öznelere göre değişmez. Next time ise bir dahaki sefere demektir. Bir zaman ifadesi olarak kullanılabilir. Evet, metnimizi detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi önemli kelimelerimize ve önemli yapılarımıza tekrar göz atalım. Önemli kelimeler the wrong way, yanlış yön, yanlış yol. A shortcut, kestirme. To take a shortcut, kestirmeden gitmek. A station inspector, bir istasyon müfettişi. Some money, biraz para. The right way, doğru yol, doğru yön. To follow the rules, kurallara uymak. A sign, bir levha, işaret levhası ya da tabela. To make a mistake, bir hata yapmak. To stop someone, birini durdurmak. Next time, bir dahaki sefer. To help, yardım etmek. Önemli yapılardan ilki ise simple past tense, irregular verbs. Simple past tense, fiilin ikinci hali kullanılarak yapılır. Bir eylemin ya da durumun geçmişte başlamış ve artık sonlanmış olduğunu ifade eder. Düzenli fiillerle geçmiş zaman cümleleri kullanılırken fiilin son sesine göre d, ed, ied takısı eklenir. Take ve catch fiilleri düzensiz fiil oldukları için aşağıdaki cümlede görüldüğü üzere geçmiş zamanda took, catch ise caught olarak çekimlenmiştir. She took a shortcut to save time, but a station inspector caught her. Burada took, take fiilinin düzensiz olarak geçmiş zamandaki çekimidir. Caught ise catch, yakalamak fiilinin geçmiş zamandaki düzensiz halidir. Bir diğer önemli yapımız ise reported speech, dolaylı anlatım. Reported speech, yani dolaylı anlatım, herhangi bir zaman diliminde kurulmuş bir cümlenin başkalarına dolaylı yoldan aktarılmasıdır. Say ve tell fiilleri gibi aktarma anlamı taşıyan fiiller kullanılabilir. Cümlede kullanılan zaman bir önceki zamanla yer değiştirir. Özneler ve iyelik ekleri anlatıcıya göre değişir.
The inspector said the woman did not follow the rules. İstasyon müfettişi kadının kurallara uymadığını söyledi. Bu cümleyi müfettişin ağzından duymadığımız için reported speech kullanılmıştır. Yani kadının kurallara uymadığını üçüncü şahsın ağzından duymaktayız. Bu cümlenin direct speech yani dolaysız anlatımı, direct anlatımı şu şekildedir. The inspector, you didn't follow the rules. Orijinal cümlede özne olan you, reported speech kullanıldığı için the woman öznesiyle değiştirilmiştir. Bir diğer önemli yapımız ise using simple present tense in a time clause with when. When cümleciğinde simple past tense kullanımı. When bağlacı geniş zamanda iki cümleyi birbirine bağladığında iki cümlenin eyleminin aynı anda gerçekleştiği ya da birinin diğerinden sonra olduğu anlamına gelebilir. When you are pregnant, it can be more difficult. Hamileyken daha zor olabilir. Hamileyken it öznesiyle bahsedilen levhayı görmenin zor olması her zaman yaşanabilecek genel bir durum olduğu için when cümleciğinde şimdiki zaman kullanılmıştır. Ve bu yüzden when you are pregnant cümleciğinde kullanılan şimdiki zaman olduğu için ana cümlecikte can be şimdiki zaman yardımcı fiili kullanılmıştır. Zaman cümlecikleri ile ana cümlecik arasında bir zaman uyumu olmalıdır. Sonuncu önemli yapımız ise noun clause as the object of the sentence. İsim cümleciğinin cümlede nesne olarak kullanılması. İsim cümlecikleri cümlede nesne olarak kullanılabilir. Bir cümlede nesneyi, fiile, neyi, what veya kimi, whom sorularını sorarak bulabiliriz. Nesne olarak kullanılan isim cümlecikleri ana fiilden sonra gelir ve that cümleden düşebilir. They think that it is an easy mistake to make. Yapılması basit bir hata olduğunu düşünüyorlar. They think. Onlar düşünürler ya da düşünüyorlar. Öznesinden ve yükleminden sonra bir that isim cümlesi gelmiştir. Burada that cümleden düşürülerek kullanılabilir. I didn't know that it was the wrong way. Yanlış yol olduğunu bilmiyordum. Burada I didn't know öznesi ve olumsuz fiilinden sonra neyin bilinmediği bir that clause yani bir isim cümleciyle belirtilmiştir. That it was the wrong way, yanlış yol olduğunu bilmiyordum. Burada yine yanlış yol olduğunu bu cümlenin nesnesidir. Evet, bugünkü dersimizi tamamladık. Bir sonraki okuma, kelime bilgisi ve telaffuz dersimizde görüşmek üzere.